Programımızın ilk bölümünde yeni doğan ve bebeklerde kalp hastalıklarını konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Canan Ayabakan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam, yeni doğan ve bebeklerde kalp hastalıkları dedik. Ne kadar sıklıkta görülüyor? Yani çok fazla görülebiliyor mu? Çünkü yeni doğanla kalp hastalığı çok bağdaşmıyor gibi aslında. Ne dersiniz? Doğru. Kalp hastalığı denince daha çok erişkinlerin bir hastalığı gibi düşünülüyor ve belli bir yaştan sonra ortaya çıkacağı bekleniyor ama yeni doğanlarda ve bebeklerde de kalp hastalığı görebiliyoruz. Hı hı. Aslında kalp hastalıklarını kabaca ikiye ayırabiliriz. Doğuştan itibaren var olanlar veya doğuşta normal olup sonradan edinilen kalp hastalıkları. Yeni doğan ve bebeklerde tabii biz doğuştan kalp hastalıklarını daha sık görüyoruz ve bunlar bizim için önemli. Her 100 yeni doğmuş bebekte ten birinde doğuştan kalp hastalığı olma ihtimali var. Ve bu bebeğin anne karnında gelişimi sırasında oluşan bir problem nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık oluyor. Peki hocam, sadece bu şekilde mi yoksa genetik faktörler de var mı neden oluşmasıyla ilgili? Tabii bir tek problemden kaynaklandığını söylemek çok doğru değil. Anne karnında bebeğin gelişimi esnasında tüm organlar eş zamanlı olarak gelişmeye başlıyorlar. Kalp ve damar sistemi de tabii buna eşlik ediyor. İlk 3 ay içerisinde bu gelişim büyük oranla tamamlanmış oluyor. Hı hı. Ve bu gelişim sırasında ortaya çıkan bir problem ki buna etki edecek birçok faktör olabilir. Örneğin sizin dediğiniz gibi genetik faktörler. Bunlar arasında birçok genetik sendromlar var. En sık bilineni Down sendromu. Hı hı. Down sendromlu bebeklerde doğuştan kalp hastalığı oldukça sık görülüyor. Neredeyse yarısında var. Bunun dışında ailesel nedenler. Bir ailede doğuştan kalp hastalıklı kişiler bulunuyorsa o zaman bebekte de böyle bir ihtimal artmış oluyor. Veya gebelik sırasında annenin maruz kaldığı bir takım toksinler, zararlı maddeler, sigara gibi, geçirdiği enfeksiyonlar, aldığı ilaçlar veya kendisinin kronik bir takım hastalıkları özellikle kontrol altına alınamamışsa, şeker hastalığı, bağ dokusu hastalıkları, romatizma hastalıkları, epilepsi gibi bütün bunlar kalbin gelişimi sırasında olumsuz bir neden olarak ortaya çıkıp kalbin normalden farklı gelişmesine neden oluyor. Hangi aşamada problem çıktıysa bu süreç içerisinde farklı farklı kalp hastalıklarına çok çeşitli değişik hastalıklara yol açabiliyor. Peki hocam, belirtiler neler? Tabii hastalığa göre mutlaka değişiyor. O hastalıklardan da bahsedelim isterseniz. Ve ne gibi belirtiler gösteriyor? Doğuştan kalp hastalıkları aslında bir yelpaze oluşturuyor. Hı hı. Bunlar hafif veya basit dediğimiz türleri olduğu gibi daha ağır ve komplike türleri de var. Bizim hafif türleri hemen doğar doğmaz bebekte bulgu vermeyebiliyor. Bebek büyüdükten sonra bir takım şikayetler, bulguları görebiliyoruz. Ama daha önemli, daha ağır dediklerimiz genellikle doğar doğmaz ciddi bulgular ve şikayetlerle ortaya çıkabiliyor. Bunların arasında doğuştan kalp hastalığını işaret eden önemlilerinden bir tanesi morarma. Hmm. Biz buna siyanoz diyoruz. Morarmayı daha çok bebeğin ağzında, dilinde, tırnak yataklarında, dudaklarında görüyoruz. Ama tabii bunu üşüyüp de morarmış bir bebekten ayırt etmek lazım. Evet. Tırnak yatakları ve dudaklar bu nedenle veya ağız çevresi sıklıkla bebeklerde hafif mavim tırak renkli olabilir. Ama bu her zaman doğuştan kalp hastalığına işaret etmeyebilir. Fakat dil ve ağız içini daha çok değerlendiriyoruz. Burada morarma varsa doğuştan kalp hastalığını daha kuvvetli olarak bize düşündürür. Herhangi bir nefesle ilgili bir şey var mı hocam? Evet, nefes alma ile ilgili de belirtiler olabilir. Sık nefes alma, emerken anneyi veya biberonu yorulma, terleme, bunlar
kalp yetersizliği bulguları olarak değerlendirdiğimiz bulgular. Nasıl ki erişkinlerde, büyüklerde kalp hastalığı olduğunda merdiven çıkma, yokuş çıkma esnasında nefes nefese kalma olur. Efor yapılamazsa bebeklerde de aynı şekilde oluyor. Fakat onların yapabildiği tek efor emme eforu olduğu için bu bulguları emme esnasında gözlemleyebiliyoruz. Bu tabii önemli bir belirti aslında, evet, değil mi? Çok önemli şu açıdan, bebek hem yorulduğu için ememiyor, emmeyi yarıda bırakıyor, beslenemiyor. Dolayısıyla hem huzursuzluk, uyku düzensizliği hem de kilo alamama şeklinde kendisini göstermiş oluyor. Peki hocam, yani hani doğuştan, doğmadan önce bunların teşhisi konulup engellenebilir mi, tedavi edilebilir mi, öyle bir şey söz konusu mu? Doğmadan önce de bir takım tarama testleri, özellikle 3. ayın başlangıcında, gebeliğin 3. ayının başlangıcında ikili tarama, üçlü tarama testleri ve ayrıntılı ultrasonografilerle problemli bebeğin ortaya, yani riskinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Eğer bu taramalar sırasında bebekte herhangi bir doğuştan bu kalp olabilir, kalp dışı olabilir, anomali olduğuna dair risk yüksek çıkacak olursa, o zaman genellikle anneler bebekleriyle beraber çocuk kardiyologlarına, yani bizlere yönlendiriliyor. Biz de fetal eko dediğimiz tetkikle, yani bebeğin kalbini anne karnındayken inceleyerek değerlendiriyoruz ve bu şekilde de doğuştan bir kalp hastalığı olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu şekilde tedavinin tabii birçok faydası var, değil mi? Yani yeni doğandan sonra yapılacak tedaviden daha avantajlı gibi görünüyor. Yani önceden tespit etmek, ama edilemeye de bilir tabii. Elbette. Aslında önceden tespit ettiğimiz zaman direkt kalbe yönelik çok fazla tedavi seçeneğimiz yok diyebiliriz. Anne karnındaki bebeğe kısıtlı bir takım tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Daha çok kalp ritim problemlerine yönelik anneye tedavi vermek suretiyle bunları kontrol altına almaya çalışıyoruz. Veya bazen kan uyuşmazlığına bağlı derin anemiler, yani kansızlık nedeniyle kalp yetmezliği görülebiliyor. Bunlara kan nakli yapılabiliyor anne karnında. Bunun dışında direkt kalbe yönelik müdahaleler oldukça kısıtlı. Ama hocam, burada herhangi bir teşhis konulursa o yeni doğandaki tedavi sürecini de kolaylaştırabiliyor. Aynen, çok doğru. Bize avantajı ne oluyor? Bebeği doğuma kadar en iyi koşullarda getirmek, normal şekilde büyüyüp gelişmesini sağlamak ve yakın izlemek hedefleniyor. Bazı doğuştan kalp hastalıkları doğar doğmaz müdahale gerektirdiği ve kritik olduğu için bunların önceden bilinmesi, bu lezyona veya hastalığa, probleme yönelik planın önceden yapılabilmesini sağlıyor. Ve transfer sırasında oluşabilecek zaman kaybından veya bebeğin başına gelebilecek olumsuzluklardan da korumuş oluyor. Böylece en başta bebek annesiyle beraber daha doğum olmadan müdahale edilebilecek merkeze yönlendirilebiliyor. O zaman hani izleyicilerimiz de, hem gebeleri hem de gebelik planları olanları da buradan uyarmakta fayda var. Evet. Yani mutlaka muayenelerini, kontrollerini düzenli olarak gitsinler. Evet. Çünkü erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi burada da önem taşıyor. Peki hocam, bir de üfürümle ilgili isterseniz, onunla ilgili de çok merak edilenler var. Hani bazen üfürüm önceden tespit edilemiyor, daha sonradan ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili ne dersiniz? Bunun doğuştan kalp hastalığı olduğu halde doğar doğmaz hiç üfürüm duymayan hastalar olabilir. Üfürüm aslında bir kalp hastalığının adı değildir. Genellikle üfürüm denildiğinde kalbin içerisindeki bir deliğe işaret ettiği düşünülür. Fakat üfürüm bir belirtidir. Elbette doğuştan kalp hastalığını işaret edebilir. Bazen de hiç kalp hastalığı olmaksızın tamamen kalp normalken de üfleme şeklinde bir ses duyulabilir kalpte. Bu sadece bizi altta yatan kalp hastalığını araştırmaya yönlendiren bir uyarıdır.
az önce de bahsettik. Bu doğuştan kalp hastalıkları bir yelpaze şeklinde demiştik. Bunların üçte ikisi aslında doğduklarında hafif türde oluyor ve doğar doğmaz bulgu vermiyor. Dolayısıyla da bunlar dikkate, rutin muayeneler sırasında üfleme veya üfürüm duyularak dikkate gelmiş oluyor. Ve bunlar çocuk kardiyologlarına bu nedenle araştırılmak üzere yönlendiriliyor. Tabii her duyulan üfürüm ciddi bir hastalığa işaret etmeyebilir. Ama yine de bunu sadece kulağımızla duyduğumuz kadarıyla ciddidir, değildir diye ayırt etmek mümkün olmadığı için muhakkak her duyulan üfürümü çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilerek ayırt edilmesi gerekir. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programında ikinci bölüme geçeceğiz ama öncesinde bir bilgi notumuz var, onu izleyelim. Güneş alerjisi, güneş ışınlarının deride yol açtığı zararlı etkiler sonucu ortaya çıkmaktadır. En önemli özelliği, vücudun güneş ışınlarına doğrudan maruz kalan bölümlerinde deri döküntüleri görülmesidir. Güneş yanı, çeşitli ilaçlar ve kozmetik maddelerin UVR ile birlikte etki göstermesi sonucu ortaya çıkan deri döküntüleri ve bağışıklık sisteminin rol oynadığı deri alerjileri, güneş ışınlarına bağlı reaksiyonlardır. Cilt yapısına ve güneşe maruz kalma süresine bağlı olarak değişmekle birlikte herkeste görülebilen bir durumdur. Güneş alerjisi yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle güneş ışınlarının dik olarak geldiği 10-15 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Bu saatlerde şapka, gözlük kullanılması, açık renkli kıyafetler giyilmesi tavsiye edilmektedir. Açıkta kalan bölgelere güneşten koruyucu kremlerin uygulanması gerekir. Güneş alerjisinin medikal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ancak bu tedaviler mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Değerli izleyenler, ikinci bölümümüzde de yeni doğan ve bebeklerde kalp hastalıklarında cerrahi müdahaleyi konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Tufan Paker. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, cerrahi müdahale diyoruz, tabii yeni doğan ve bebekler diyoruz, çok küçükler. Ne zaman ihtiyaç duyuluyor ve tabii nasıl bir operasyon söz konusu? Şöyle, bu yeni doğan bebeklerdeki kalp rahatsızlıklarının neredeyse %25 kadarı erken dönemde bir girişim gerektiriyorlar. Bunlara çocuk kardiyologları ile beraber karar veriyoruz. Tedavi her zaman cerrahi olmayabiliyor. Bunların az bir kısmında kateter bazlı tedaviler dediğimiz, anjiyo yapılır gibi kasıktan girilen bir kateterle bazı anne karnında açık olan ve sonrasında açık kalmasını istediğimiz geçişler var. Patent ductus arterios gibi, atrial septal defekt gibi buraları açabiliyoruz. Kritik kapak darlıkları var ve bebek bu nedenle sıkıntıdaysa bunları açabiliyoruz kateter bazlı tedavilerle. Yine vücuduna kan taşıyan büyük aorta damarında koarktasyon dediğimiz darlıklar varsa ve bebeğin beslenemiyorsa bunları açabiliyoruz. Ama bunların sayısı çok değil. Ne yazık ki çok değil ve dolayısıyla bu bebeklerin önemli bir kısmı bir kalp ameliyatı ihtiyacı duyuyorlar. Zamanlama olarak tabii çok haklısınız. Ne zaman yapmak lazım bunları? Genelde bu hastalıklar birkaç gün ile birkaç hafta içerisinde ameliyat edilmesi gerekiyor. Doğduktan sonra. Doğduktan hemen sonra. Bazıları var ki saatler bile sayıyor. Mesela bunları daha önceden kardiyologlar tespit ediyorlar. Bu hastalık var diye bizi hazırlıyorlar. Programlar yapılıyor. Ameliyathane ona göre hazırlanıyor. Ve doğduktan hemen birkaç saat sonra veya birkaç gün içerisinde ameliyat ediliyorlar. Ama genelde şunu söyleyebiliriz. Çocukluk döneminde, daha doğrusu yeni doğan döneminde bebeklerin önemli kısmı ilk bir ay içerisinde ameliyat edilmesi gerekiyor.
Hocam tabii hani açık ameliyat oluyor değil mi? Her zaman açık kalp ameliyatı olmuyor. Aileler bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Bunların düşük bir miktarı %5-8 kadarı kapalı kalp ameliyatı dediğimiz yöntemlerle ameliyat edilebiliyorlar. Kapalı kalp ameliyatında bir kalp akciğer makinesi kullanılmıyor. Kalp genelde çalışırken kalbin üzerinde veya civarındaki damarlarda bir düzeltme yapıyoruz. Kalp çalışırken yapıyoruz bunu. Ya da bebeği ileri yaşlara taşıyacak bir yardımcı girişim yapıyoruz. Bu da kapalı kalp ameliyatı deniliyor. Ama %90-92 kadarı bir açık kalp ameliyatı gerektiriyor. Açık kalp ameliyatı demek ameliyatta bir kalp akciğer makinesi kullanılıyor. Bebeğin kanı bu kalp akciğer makinesine gönderiliyor ve vücudun işlevini kalp akciğer makinesi yaparken biz durdurduğumuz kalpte, kansız ortamda ve her şey sakinken kalbin içerisindeki ve etrafındaki bütün patolojileri düzeltiyoruz. Sonra bu kalbi çalıştırıyoruz. Sonra o kalp akciğer makinesindeki bütün kanı vesaire yeniden bebeğe dolduruyoruz. Ve sonra kendi kalbiyle çalışmasını bırakıyoruz. Buna da açık kalp ameliyatı deniliyor. Bu tabii bize çok ufuk açıyor. Kalbin içerisinde ve civarında ne kadar rahatsızlık varsa hepsini bir kere de düzeltme şansımız oluyor. Evet. Peki hocam iyileşme süreci nasıl oluyor? Şimdi tabii bebek eve çok fazla ziyaretçi geliyor yeni doğanda. Bunları aileler nelere dikkat etmeli? Evet. Öncelikle şöyle oluyor. Belki oradan gitsem daha iyi olur. Bebekler çıktıktan sonra ailelere işte söylüyoruz. Bebeğiniz şöyle bir ameliyat geçirdi. Beklentilerimizi söylüyoruz. Diyoruz ki bebek inşallah bir iki gün içerisinde toparlanacaktır. İşte beslenmeye başlayacak, ağzındaki tüp çıkacak vesaire. Yaklaşık 2 gün ila 1 hafta kadar bu konuda spesiyelleşmiş yoğun bakım ünitelerinde kalıyorlar. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalıyor. Aileler bu arada bebeklerini görebiliyorlar. Sonrasında beslenmesi ve hayatsal bulguları stabilse ailelere bir takım tavsiyelerle evine gönderiyoruz. Ama şöyle oluyor, mesela göğüs kemiği kesilerek yapıldıysa ameliyat, ki açık kalp ameliyatlarının çoğunu bu şekilde yapıyoruz, 4-6 hafta kadar göğüs kemiğinin iyileşmesi sürüyor. Ama cilt yaraları bebeklerde özellikle çok çabuk iyileşiyor. Yani bir haftasında tamamen tertemiz, pırıl pırıl oluyor. Genel söylemek gerekirse bebeklerin iyileşmesi 4-6 haftayı buluyor. 4-6 haftadan sonra normal bir bebek gibi beslenebiliyor, banyosu, dışarıya çıkması vesaire olabiliyor. Peki hocam ziyaretçi konusunda ne diyorsunuz? Ziyaretçiler için biraz kısmı şey yapıyoruz. Hijyene ne kadar dikkat edilmeli? Evet. Onunla ilgili ne söylersiniz? Genelde her kliniğin bir takım kendi protokolleri var. Biz de dünya protokollerine uygun olarak evine çıktıktan sonra ilk 1 hafta 10 gün birinci derece yakınlar dışında diğer akrabaların veya komşuların ziyaretini yasaklıyoruz. Çünkü bu bebeklerin genel dirençleri çok düşük oluyor. İmmüniteleri baskılanmış oluyor. 1 hafta 10 gün süresiyle toparlanması lazım. Yine aileden herhangi bir fert veya bir tıbbi personel de olabilir. Bu bebeklere herhangi bir şekilde dokulacaksa çok özellikle olarak ellerini su ve sabunla mutlaka yıkaması gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka hijyene dikkat edilecek. Kesinlikle ve böyle görünür bir hastalığı olmayacak. Öksüren, aksıran bir insanın bebeğe yaklaşmaması lazım. Sonrasında bebek evden çıkartılabilir. Ama çıktığında da böyle uzun süreler dışarıda kalması veya kalabalık ortamlara girmesi pek sakıncalı görülüyor. Genelde 1 ay böyle bir koruyuculuğumuz var. Peki hocam hangi durumlarda doktoruna haber vermeli aileler? Ne zaman size danışmalılar eğer ameliyat süreci geçirdiyse bebek? Kesinlikle. Biz bunu çıkışta söylemediysek ailelerin bunu çok iyi hatırlaması lazım. Mesela şöyle bebeğin ateşi en çok şey yaparlar. Erken dönemde biraz ateş yüksek olabilir. Mesela 38-38.1 ateş geçirdiği ameliyatla ilgili olabilir. Ama 38.5 dereceye geçen bir ateşi varsa mutlaka doktoruna bildirmek gerekir. Yine genel huzursuzluğu mesela beslenirken istekli olmaması, uyuduğu zaman bir huzursuzluk göstermesi, uykuya dalamaması, yara yerinde kızarıklık olması, nefes alırken burun kanatları veya göğüs kafesinde çekilmelerin olması bunlar bizim için kritik kabul ediliyor ve mutlaka haber verilmesi gerekiyor. Bu konuda hep kulağımız şeydedir çünkü bu tür şeyler olabilir ve hastaların yeniden hastaneye dönmesi, kısa süre tedavi alması gerekebilir, bunu unutmamak lazım.
Hocam tabii en çok merak edilen sorulardan biri bu ameliyatlar olduktan sonra hani uzun dönemde tekrar bir operasyona ihtiyaç duyuluyor mu? Ne evet. kadar süre gidiyor bunlar? Yani kalıcı bir tedavi mümkün mü? Bununla ilgili yanıtınızı da alayım. Evet. Şöyle doğuştan olan kalp hastalıklarında şu ana kadar bildiğimiz mesela bu çocukların önemli bir kısmı %70-75 kadarı 40'lı 50 yaşlara geliyorlar. Daha uzun süreler de var ama bu konularda daha net bir şey yok. Çünkü elimizdeki veriler bunlar. Bazıları bir defa iyi tedavi edildiğinde normal çocuk gibi oluyor. Bunlar kompetitif sporlar yapıyorlar, yarışçı olabiliyorlar, her şey yapılıyor. Mesela kalpteki bazı delikler var. Bunlar bir defa kapatıldı mı normal bir çocuk oluyor. Ama bazıları var. Bunlar ileri yaşlarda bazı kısıtlamaları oluyor. Mesela kompetitif dediğimiz yarışmalı sporlara giremiyorlar. Belirli dönemlerde kontrolleri gerekiyor ve hayatları biraz kısıntılı olabiliyor. Bir seferde düzelip tamamen normale dönen bebekler de olduğu gibi bizim göreceli dediğimiz önce bir yardımcı ameliyat, arkasından bir başka yardımcı ameliyat, sonra nihai ameliyat dediğimiz böyle dereceli ameliyatlar da olabiliyorlar. Bu konularda aileleri bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki bakın bu konuda önden haberiniz olsun. Bu bebek şu anda bir ameliyat geçiriyor ama belki 3 ay sonra, 6 ay sonra, belki 3 yaşına girdiğinde takip eden bir takım ameliyatlar olacak. Sonrasında da şöyle bir girişim gerekebilir diye söylüyoruz. Tabii hocam yani bebek dediğimizde cerrahi müdahale ilk başta tabii kulağa hiç hoş gelmiyor. Evet. Ama bunun önümüzdeki döneme faydalarını düşündüğümüzde, çocuğun gelişimi açısından faydasını düşündüğümüzde ne gibi yanıtlar alırız evet, sizden? Çok çok güzel. Gerçekten özellikle anneye bebeğinde bir kalp deliği var denildiğinde veya bir hastalığı bir ciddi şey oluyor, sorun oluyor. İkincisi arkasından bir ameliyat gerekiyor. Daha el kadar yeni doğmuş 2 günlük bebek. Ama bunlar da artık çok tecrübelendik ve bu konuda kurumların bir birikmiş şeyleri var, bilgi tecrübesi var. Aileleri son derece iyi bilgilendiriyoruz ve onlara ilk söylediğimiz şu, yani bebek herhangi bir şekilde müdahale geçirmezse neredeyse %80 ihtimalle yaşam kaybı olacağını söylüyoruz. Dolayısıyla onun bir tedavi şansı olduğunu aile önceden bilmiş oluyor. Bir takım riskler olsa da bilmiş oluyor. Genelde yeterince bilgilendirdiğinizde her şeye ikna oluyorlar ve size yardımcı oluyorlar. Yani katılımcı oluyor aile. Gerçekten evet, tabii bu çok önemli. Hocam toparlayacak olursak aslında erken teşhis önemli ama bazı hastalıklarda da kalp hastalıklarında erken teşhis edildikten sonra da yani hani ameliyat süreci engellenemeyebiliyor. Ama erken teşhis evet. yine de kontrol altına alınabiliyor. Burada ailelerin çok zor ama hani çocuklarıyla ilgili, bebekleriyle ilgili süreçleri biraz da hekimlere bırakmaları gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemle ilgili, çocukların geleceğiyle ilgili en iyi kararlar da bu şekilde veriliyor değil mi? Tabii kesinlikle öyle. Yani ailelere hayatını sürdürebilmesi için yapması gerekenleri söylediğinizde o bir süre ikna olmasa da sonra çok doğru yolu seçip sizin göstereceğiniz yoldan tedavileri sürdürüyorlar. Peki hocam çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.